Sayın Rektör Yardımcım, üniversitemizin çok değerli Senato üyeleri, saygıdeğer öğretim üyeleri, değerli akademik ve idari çalışanlarımız, yurdun dört bir yanından evlatlarının bu büyük başarısını görmeye gelen çok değerli ailelerimiz. Bülent Ecevit Üniversitesi 2016-2017 akademik yılı Güzel Sanatlar Fakültemizin ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulumuzun mezuniyet törenine hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sayın Rektör Yardımcım, değerli konuklar, sayın velilerimiz, işte gurur tablolarınız. Sayın hocalarımız, işte geleceğe bıraktığınız en büyük miraslarınız. Bülent Ecevit Üniversitesi 2016-2017 akademik yılı mezunları geliyor. Alkışlarınızla yerlerini almaları için mezunlarımızı davet ediyoruz. Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir diyor Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Ve ekliyor. Sporda başarılı olmak için bütün milletçe sporun niteliği ve değerini anlaşılmış olmak ve ona kalpten sevgiyle bağlanmak ve onu vatani görev saymak gerekir. Sevgili gençler, bugün sizleri Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğine gururla armağan ediyoruz. Bülent Ecevit Üniversitesi tüm renklere, düşüncelere ve inançlara saygının anlam ve ifade bulduğu bir eğitim kurumudur. Ve işte hocalarımız geliyor. Özgür ve eleştirel düşünce ışığında yeşeren ve kök salan bilgiyi karşı konulamaz bir yaşam enerjisiyle merak eden bireylerin adımlarıyla dört bir yanını arşınladığı modern bir üniversitedir Bülent Ecevit Üniversitesi. Biz geleceğiz. Biz aydınlık yarınlarız. Çünkü biz birlikte yaşıyoruz. Sevgili gençler, bugün sizleri Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğine gururla armağan ediyoruz. Zafer benimdir diyerek zafere koşan, başaracağım diyerek zafere ulaşan gençler, sizlerle gurur duyuyoruz. Sayın Rektör Yardımcım, değerli konuklar, sizleri Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları ile vatanın dört bir köşesinde canını bu topraklar uğruna feda eden gencecik Mehmetçiklerimizin ve yerin yüzlerce metre altında şehit olan tüm madencilerimizin hatıraları huzurunda saygı duruşuna, ardından İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum.
Sayın Rektör Yardımcım, değerli konuklar. Şimdi de iki okulumuzu da dereceyle bitirme başarısı gösteren öğrencilerimizin konuşmalarını sırayla dinleyeceğiz. Bülent Ecevit Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi birincisi Necdet Kutuoğlu. Konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyoruz. Hoş geldiniz. Hiçbir şey meşru değil. Tükensin istediğim şey. İçtim, evet içtim. Ne oldu? Belki de bir iç. Basit mi dalgıca balığı sormak? Uçan kuşun kanadını kırmak. Özlem duyduysan geçmişe hele bir sorgula. Biz değil miyiz bugünü yok sayan? Muhabbet klavyesinde uzun meselelere nokta koymaya çalışan. Tükensin istediğim şey, tükensin. Hiçbir şey meşru değil eğer anlıyorsan. Yeni güne başlamak geçmişe çizgi çekip, sormak güneşe ya da aya bakıp, içtim evet içtim ne oldu? Belki de bir iç. İnan bu değiliz biz, eğer anlıyorsan. Şiir, resim, heykel, müzik, tiyatro, pandemim, edebiyat, sinema, geleneksel klasik sanat, soyut somut sanat, modern sanat, anlamlı anlamsız sanat. Ama her zaman sanat. Ne demişti önderimiz Mustafa Kemal Atatürk? Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Belki de fakültemizin en önemli görevlerinden biridir milletimizin hayat damarlarından birini kurtarmak, onu sağ ve sağlam tutmak. Konuşmama son yazdığım şiirimle başlamak istedim. Ve adı Zonguldak'ımızla birlikte anılan, üniversitemizin adını aldığı eski başbakanımız, sevilen siyasetçimiz Sayın Bülent Ecevit Üstadımızın bir şiiriyle devam etmek istiyorum. Elbette senden güzel olacaktı çizdiğin resim. Yaptığın heykel senden büyük olacaktı, senden yakışıklı. Elbette senden doğru söyleyecekti yazdığın şiir. Elbette senden çok duyacaktı söylediğin türkü. Sen olduğundan büyüksün. Sen olduğundan iyisin. Sen olduğundan güzel. Siyasetin en yoğun, en sıkıntılı dönemlerinde bile sanattan uzak kalmamıştı Sayın Bülent Ecevit. Belki de sanata olan aşkından ve sanata olan ilgisi sayesinde hiçbir zaman dürüstlüğünden ödün vermeyen bir lider olarak hatırlanmaktadır hala. Şunu açıkça söylemeliyim, bir Zonguldaklı olarak Kara Elmas Üniversitesi isminin değişmesine kızmıştım önceleri. Ama geçen günler, her geçen gün Sayın Bülent Ecevit'in dürüstlüğünün değerini bize öğretmeye başladıkça ve her geçen gün okulumuzun gelişmesini, büyümesini izledikçe Bülent Ecevit Üniversitesi adından ayrı bir onur duymaya başladım. Emeğe geçenlere teşekkür ederim. Sanat ve sanatçı bu ikiliği sevmeyen, istemeyen, gereksiz bulanlar olabilir. Ama sanatın olmadığı bir dünya hayatı daha renksiz ve daha anlamsız yapmaz mı? Öyleyse bizim geleceğimizde daha renkli ve daha anlamlı bir yaşama ulaşmak için daha sanatı, daha sanatçıyı üretmeyi başarmamız lazım. Söz sanat ve sanatçı üretmeye gelmişken, Güzel Sanatlar Fakültesi yeni bölümlere ihtiyaç duymaktadır. Açılış kararı zaten alınan heykel ve grafik bölümlerinin en kısa zamanda faaliyete geçmesini ve üniversitemizde sanat konusunda yüksek lisans eğitiminin verilmesi çalışmalarının en kısa sürede sonuçlandırılmasını, yurt dışı ilişkilerimizin arttırılmasını, Erasmus öğrenci değişiminin ve yurt dışı sanatsal müze ve bienal gezilerinin geciktirilmeden hemen bu yıl başlatılmasını ve geleneksel hale gelmesini arzuluyorum. Okulumuzun bir türlü çözülemeyen olmazsa olmazımız, canlı model ihtiyacımızın karşılanması gereğini tekrar hatırlatırım. Ayrıca okul kantinlerimizde satılan ikinci milli içeceğimiz olan demleme çayın 75 kuruşluk fiyatını indirilerek öğrenciye baştan başlayayım o zaman. Ayrıca okul kantinlerimizde satılan ikinci milli içeceğimiz olan demleme çayın 75 kuruşluk fiyatının indirilerek öğrenciye 25 kuruştan satılmasının sağlanmasının alkışlarla kestiniz, baştan başlayayım o zaman.
Ayrıca okul kantinlerimizde satılan ikinci milli içeceğimiz olan demleme çayın 75 kuruşluk fiyatının indirilerek öğrenciye 25 kuruştan satılmasının sağlanmasının öğrencinin ruhsal ve ekonomik rahatlamasına olan önemli etkisinin fark edilmesini arzuluyorum. Bu mümkün değilse eğer en azından her öğrenciye her gün sadece 4 çay 25 kuruştan verilebilir. Bu kısıtlama 25 kuruşluk çay ödemesinin öğrenci kimlik kartından yapılması tekniğiyle basit bir şekilde çözülür. Sanatçı yetiştiren bir fakülteden mezun olurken duyduğum gururun yanında fakültemizin mezuniyet töreninin yapıldığı bu özel gün yani 2 Haziran aynı zamanda benim doğum günüm. Sağ olun. Bu güzel rastlantıda fakültemizin mezuniyet konuşmasını yapıyor olmamdan da ayrı bir onur duyuyorum. Sayın rektörüm, rektör yardımcılarım, dekanım, dekan yardımcım, bölüm başkanım, hocalarım, idari personellerimiz, öğrenci arkadaşlarımız, misafirlerimiz, ailem, benim fakülte giriş sınavıma girmemi teşvik eden Güzel Sanatlar Fakültemizin ilk mezunu sanatçı arkadaşım Mete Arif Tokmak. Konuşmamı bitirirken hepinize hoş geldiniz der, mezuniyet töremizde bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim. Konuşmasını yaptığı için teşekkür ediyoruz. Doğum gününü kutluyoruz. Yerinize alıyorum ben sizi. Alkış olunca daha iyi okunuyormuş. Bilemedim artık. Alkışlanması lazımdı burada. Evet, öğrencimize teşekkür ediyoruz. Bülent Ecevit Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu birincisi Furkan Göktürk. Konuşmasını yapmak üzere buraya davet ediyorum. Saygıdeğer rektörüm, kıymetli hocalarım, sevgili arkadaşlar, değerli misafirler. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Öncelikle bana bu başarıyı nasip eden Rabbime sonsuz şükürler olsun. Bugün burada hepimiz çok büyük bir heyecanı paylaşıyoruz. Oldukça uzun zaman ve emek isteyen 4 yılı acısıyla, tatlısıyla yaşayarak sonuna gelmiş bulunmaktayız. Şimdi birer mezun olan ben ve arkadaşlarım kendimizi yolun sonunda hissetsek de aslında tam da başındayız. Bülent Ecevit Üniversitesi'nde geçirdiğimiz yıllar bizlere çok şeyler kattı. Hocalarımızın her biri bizlere birer basamak oldu ve biz bu basamakları çıkarak bugünlere kadar geldik. Herkesin bir hikayesi vardır. Benim de bir hikayem var. Benim hikayem ise inandıklarım doğrultusunda gitmektir. İsra suresi 13. ayette biz her birinizin kaderini çabalarına bağlı kıldık buyuruyor Cenab-ı Mevla. Ben bunu yaşadığım, gördüğüm her şeyi gördüm. Ona güvenip yoluma devam ettim. O da bana bu başarıyı nasip etti. Üniversiteye geldiğim ilk gün, ilk ders hocamız üniversiteyi nasıl buldunuz diye soru sordu. Gelen cevapların neredeyse hepsi aynı. Tesisler yok, spor salonunu istediğimiz gibi kullanamıyorduk. Ve hocamız bunun üzerine sınıfa dönerek Konfüçyüs'ün bir sözünü söyledi. Karanlığa küfretmek yerine bir mum da sen yak. Bakıyorum da ilk geldiğim yıl ile son geldiğim yıl arasında dağlar kadar farklar var. O mumlar gerçekten yakılmış. Bu konuda bana ışık olmuş, hep anlattığım bir kıssa var. Hazreti İbrahim Aleyhisselam ateşe atıldığı zaman ateşe doğru bir karınca ağzında küçücük bir su damlası ile telaşla gidiyormuş. Başka bir karınca onun bu telaşını görünce sormuş. Acele ile nereye gidiyorsun? Su taşıyan karınca cevap vermiş. Haberin yok mu? Nemrut, İbrahim peygamberi ateşe atacakmış. Ateşin olduğu yere su götürüyorum. Diğer karınca bu cevabı duyunca kahkahayla gülüyor. Senin bir damla suyun ateşe ne yapabilir ki? Damla taşıyan karınca, olsun hiç olmazsa hangi tarafta olduğum anlaşılır cevabını vermiş.
Evet, belki bugün bizim yakacağımız mumlar dünyayı aydınlatmayacak ama hangi tarafta olduğumuz belli olacak. İlk derse Konfüçyüs'ün sözüyle başlamıştık. Noktayı da onun sözüyle koyalım. Sevdiğiniz işi yaparsanız hayatınız boyunca çalışmak zorunda kalmazsınız. İnşallah hepimiz sevdiğimiz işi yaparız, kurduğumuz hayallere ulaşırız. Buradan bütün hocalarıma, arkadaşlarıma, gelen misafirlere, aileme ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şunu da söylemeden edemeyeceğim. Her başarının arkasında mutlaka bir kadın vardır. Benim bunca kahrımı çeken büyük sırrım annemdir. Bu vesileyle bütün şehit anneleri olmak üzere, başta bütün şehit anneleri olmak üzere tüm annelerimize ayrıca teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hayatlarında arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Sevgili Furkan'a teşekkür ediyoruz. Ve fakültemiz ve yüksekokulumuzu temsilen konuşmalarını yapmak üzere Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Selçuk Keser hocamızı kürsüye davet ediyoruz. Sayın Rektör Yardımcım, üniversitemizin değerli senato üyeleri ve öğretim üyeleri, öğrencilerimizin değerli aileleri, saygıdeğer misafirlerimiz, sevgili genç mezunlarımız, Bülent Ecevit Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2016-2017 akademik yılı mezuniyet törenine hoş geldiniz. Bizleri onurlandırdınız, sizlere saygıyla selamlıyorum. Konuşmama başlamadan önce bu anlamlı ve özel günü yaşamımızda hakları bulunduğuna inandığım ülkemizin bekası için bugüne dek canlarını seve seve feda etmiş olan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, aziz hatıralar önünde saygıyla eğiliyorum. ...2016 ve 2017 akademik yılında fakültemiz ve yüksekokulumuzun 7. kuruluş yılı ile birlikte 3. dönem mezunları vermenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Okullarımızda bu yıl 14 genç sanatçı adayı ve 50 beden eğitimi ve spor öğretmenini ülkemizin sanat ve spor ordusuna katmaktayız. Sayın konuklar, fakültelerimiz ve yüksekokulumuz her geçen gün büyüyen bir kurum olarak gelişmesini devam ettirmektedir. Bülent Ecevit Üniversitesi olarak öğrencilerimizi hür iradeye sahip, insan haklarını gözeten, milli ve manevi değerlerine bağlı, ekip ruhuna sahip, araştırmacı ve sorgulayıcı, sosyal ilişkileri güçlü ve yüksek donanımlı bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Sevgili Güzel Sanatlar Fakültesi ve spor yüksekokulu mezunları. İçinde yaşadığımız dijital teknoloji çağında sizlere her zamankinden fazla ihtiyaç var. İnsanın akıl varlığının egemen olduğu bu çağda insanın aynı zamanda bir doğa ve duygu varlığı olduğunu unutulmak üzere. Sanat eğitiminin en önemli özelliklerinden birisi de gerçeği her defasında yeniden farklı şekillerde ararken rasyonel düşüncenin yanında insan duygu ve yetilerini geliştirmesidir. Yaşamını kendi yarattıklarıyla dolduramayan insanlar iz bırakamazlar. Aldığınız eğitim doğrultusunda özgür düşünen, sorgulama yetisi gelişmiş ve duyarlı bireyler olarak başkalarının yaşamında, aklında, duygularında, duyularında da iz bırakmanızı diliyorum. Ve yine bugün biliyoruz ki spor sadece fiziksel aktiviteler, oyunlar ve rekabetten ibaret değildir. En basit olanından en karmaşık düzeye kadar insan yaratıcılığı ve insan sağlığı ile de ilişkilidir.
kurallara uygunluğun ötesine geçen adil bir oyun ve sosyal açıdan da olumlu tutumları da ifade etmektedir. Genç mezunlarımız, ülkemizin ihtiyaç duyduğu bu alanda önemli görevler yapacağınıza gönülden inanıyorum. Bu bağlamda üniversitemiz sanata, spora ve bu faaliyetlerin altyapısına yönelik yatırımlarına olan ilgisini her geçen gün arttırmaktadır. Yapılan yatırımlar ve destekler arttıkça kazanımların da yaygınlaşması ve daha nitelikli bir seviyeye gelmesi de mümkün olacaktır. Buradan bu güzel tablonun oluşmasında emeğe geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Değerli akademisyenler, sizler öğrencilerinize mesleki bilgiler yanında bir birey olarak topluma karşı olan sorumluluklarını da öğrettiniz. Bir model oldunuz. Öğrenen, araştıran, sorumluluk üstlenen ve sürdüren genç beyinler yetiştirdiniz. Yeni mezun meslektaşlarımızın en iyi şekilde eğitim alabilmeleri için büyük emek harcayan fakültelerimizin ve yüksekokulumuzun tüm akademik ve idari personeline katkı ve destekler için şükranlarımı sunuyorum. Ve bugün burada yaşananların asıl kahramanları olan siz değerli aileler. Sizler 4 yıl önce en değerli varlıklarınız çocuklarınızı büyük bir sevinç ve gururla, iyi yetişmeleri amacıyla yeni bir hayata uğurladınız. Geçen 4 yıl sonunda öğrencilerimiz zorlu bir eğitim sürecinden geçtiler. Sınavlarını tamamladılar ve sorumluluk gerektiren bir mesleğin temsilcisi oldular. Onların eğitim hayatı boyunca koşulsuz desteğiniz, özveriniz, işbirliğiniz ve dualarınız ile bu mutlu sona ulaşmada önemli katkılar verdiniz. Sizleri tüm kalbimle kutluyor ve teşekkürlerimi sunuyorum. Evlatlarınız bugüne kadar yaptıklarıyla bizim takdirlerimizi kazandılar. Bundan sonra da başarılığın devam edeceğine inancım tamdır. Sevgili genç mezunlar, yoğun bir eğitim sürecinden geçerek yeni çalışma alışkanlıkları edindiniz ve mezun oldunuz. Bugün sizler için olduğu kadar bugüne gelmenize emeği olan aileleriniz, okuldaki hocalarınız için de önemli bir gün. Uzun, yorucu, bazen mutlu, neşeli günlerden sonra mezun olarak hayata adım atıyorsunuz. Sizleri kutluyorum. Burada aldığınız eğitimde görev yapacağınız yerlerde mutlaka başarılı olacağınıza inanıyorum. Bülent Ecevit Üniversitesi saygın ismini mesleğinizle birlikte gururla taşıyacağınıza eminim. Sevgili gençler, mensubu olduğunuz sanat ve süper dünyası insanlık için özel, saygın ve yüce yerlerdir. Sizler yaratıcılığınız ve hayal gücünüzle insan ve toplum ilişkilerini geliştiren, gerçekleri sergilen, eğitim aldınız. İnsan ilişkilerinde var olmasını istediğimiz sevgi, saygı, hoşgörü, fedakarlık sizler için daha da önemlidir. Mesleki bilgi ve becerilerin yanı sıra bu değerlere sahip olarak yetiştiğinize içtenlikle inanıyorum. Mevlana bir eserinde toprağı, tozu havada gördün, onları havaya kaldıran rüzgara da bak der. Bunca güzel şeyin oluşmasına vesile olan üniversitemiz rektörü Sayın Profesör Doktor Mahmut Özer'e teşekkür etmeden geçemeyeceğim. Okullarımızdaki sayısız yatırımdan, desteklerden ve başarıdan konuşmamda fazlasıyla bahsedemedim. Ama rektörüme, öğrencilerim, hocalarım ve fakültem yüksekokul adına sizlere teşekkür ediyorum. Çağdaş, aydınlık ve Atatürkçü Bülent Ecevit Üniversitesi'nin sevgili mezunları. Bundan sonraki hayatınızda ülkenize ve tüm insanlığa faydalı birerler olarak yaşamanızı ve sürdürmenizi diliyoruz. Bizlere bu onurlu günü yaşattığınız için hepinize teşekkür ederim. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sayın dekanımıza teşekkür ederiz. Ve törenimizin bu bölümünde Güzel Sanatlar Fakültemizi
ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulumuzu 7 yarı yıl sonunda en yüksek not ortalamasına sahip olan öğrencilerimizi davet ederek hediyelerini takdim edeceğiz. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu birincisi Furkan Göktürk'ü ve Güzel Sanatlar Fakültesi birincisi Necdet Kutoğlu'nu sahneye davet ediyorum. Hediyelerini vermek üzere Bülent Ecevit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Hakan Kutoğlu'nu sahneye davet ediyorum. Sayın hocamıza ve arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Necdet Kutuoğlu'nun konuşmasından sonra yönetime cevap hakkı doğdu herhalde. O yüzden kendisi benim kuzenim olur. Dolayısıyla bu da bizim ne kadar özgürlükçü bir üniversite olduğumuzun göstergesi herhalde. Kendisinden eleştiri aldık. Ancak belirtmek isterim ki ne zamandan beri bizim üniversite olarak bedava çay uygulamamız var öğrencilere. Necdet Kutuoğlu'nun bundan haberi yok herhalde. Bedava çay uygulaması Mühendis Fakültesi dekanlığında geldiğiniz zaman biz size ikram ediyoruz. Sınırsız çay her zaman bekleriz. Teşekkür ederiz hocam. Hemen buradan çıkınca oraya. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ikincisi Sare Bostancı. Güzel Sanatlar Fakültesi ikincisi Funda Yalçın. Sahneye davet ediyorum. Hediyelerini vermek üzere Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Selçuk Keser'i sahneye davet ediyorum. Hocamıza ve arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Yerlerini alıyoruz. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulumuzun üçüncüsü Özlem Çeliktepe. Güzel Sanatlar Fakültesi üçüncüsü Enes Horoz. Ve hediyelerini vermek üzere Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu Müdür Yardımcı Doçent Doktor
Mustafa Gümüş'ü sahneye davet ediyorum. Sayın Müdürümüze ve arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulumuzda bu sene ilk defa yabancı uyruklu statüsünden mezun olacak bir arkadaşımız var. Kendisi benim de arkadaşım olur. Bizlerin de kendisine küçük bir hediyesi var. Besyo olarak onun hepimizi yakından tanıyor ve çok seviyoruz. Sayın Tolkun Vapeyev. Sizi sahneye davet ediyorum. Ve hediyelerini vermek üzere üniversitemizin en kıdemli çalışanlarından hepimizin üzerinde emeği olan değerli büyüklerimiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Sekreteri Sayın Nezahat Çakmakçı'yı ve Torun Cancan'ı sahneye davet ediyorum. Tolkun kardeşimizi kutluyoruz ve ablalarımıza teşekkür ediyor, yerlerini alıyoruz. Değerli konuklar, şimdi de Bülent Ecevit Üniversitesi 2016-2017 akademik yılını başarıyla tamamlayarak bugün sizlerin huzurunda olan mezunlarımıza diplomalarını takdim edeceğiz. Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Sayın Profesör Doktor Selçuk Keser eşliğinde tüm öğretim elemanlarımızı öğrencilerimize diplomalarını takdim etmek üzere sahneye davet ediyorum. Şimdi de öğrencilerimizin ismini okuyacağım. Necdet Kutoğlu. Funda Yalçın. Enes Horoz. Şule Kaya. Bahar Dede. Gözde Açık Göz. Hıdır Hakan Gülşen. Esengül Köse. Buse Torlaklı, Ezgi Yılmaz, Müberra Akbolat, Onur Karakurt, Serkan Karabostan, Zeynep Tanık, Buket Davulcu,
Değerli hocalarımıza teşekkür ediyor ve yerlerine davet ediyoruz. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Sayın Yardımcı Doçent Doktor Mustafa Gümüş eşliğinde tüm öğretim elemanlarımızı öğrencilerimize diplomalarını takdim etmek üzere sahneye davet ediyoruz. Şimdi de öğrencilerimizi diplomalarını almak üzere sahneye davet edeceğim. Furkan Göktürk, Sare Bostancı, Özlem Çeliktepe, Ferdi Aydınay, Tuğçe Eyüboğlu, İbrahim Tarko, Doğan Işıldar, Ufuk Vurgun, Ufuk Durak, Muhammed Yıldırım, Serhat Bozkurt, Meral İnce, Berkem Albayrak, Sinan Kadır, Kadir Yılmaz, Yavuz Aydın, Tekin Alptekin, Kübra Aydın, Hasan Erdem, Rüstem Hamdi, Murat Arslan, Aleyna Boşnak, Dilek Doğru, Seçil Şimşek, Büşra Yiğit, İsmail Yalçın, Sevda Cin, Emine Zengin, Melis Eken, Ali Yıldırım, Hazal Kuş, Gamze Ateş, Tolkun Vapeyev, en çok buna çalıştım, Vapeyev, Tolkun Vapeyev, Gözde Sungur, Gökhan Yılmaz, Zümrüt Şahin, Buse Gül Sağnak, Dilara Lokman Ekim, Büşra Katipoğlu, Batuhan Efemgil, Büşra Işık, Halil Soykan, Feyyaz Yazıcı, Ahmet Oğuzhan Efemgil, Çilem Seferoğlu, Barışcan Bozkurt, Çağla Sağlam, Buse Gül, Sinan Yüksek, İşte duygusal anlar, artık mezunlar, karısı başıma, ben de seneye mezun oldum. Hocam kendi mezuniyet törenimi de sunmak istiyorum. Thank you.
Değerli hocalarımıza teşekkür ediyor ve yerlerine davet ediyoruz. Sayın Rektör Yardımcım, değerli konuklar. Öğrencilerimiz törenimizin bu bölümünde mezuniyet yeminlerini edeceklerdir. Yemini ettirmek üzere Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğretim elemanı Okutman Geylan Bostan'ı davet ediyorum. Arkadaşlar, kuvvetli. Bu diploma ile bana verilen unvanın onurunu koruyacağıma yüklediği sorumlulukların tanıdığı yetkilerin her an birincinde olarak hangi koşul altında olursa olsun onları iyiye kullanacağıma, ülkeme ve insanlığa yararlı olacağıma, kendimi ve mesleğimi yükseltmeye ve yüceltmeye çalışacağıma, namusum ve şerefim üzerine and içerim. Hocamıza teşekkür ediyoruz, yerini alıyoruz. Evet, geldik törenin en son ve en keyifli anına, benim de en çok sevdiğim an. Mezunlarımız bu bölümde keplerini fırlatacaklar. Bu sevinci hep beraber yaşamak için başta Sayın Rektör Yardımcımız olmak üzere tüm senato üyelerimizi ve değerli hocalarımızı sahneye davet ediyorum. Oh, artık metin olmadan doğaçlama bu kızın en sevdiğim bölüm. Evet. Yıllardır bu anı beklediniz, hak ettiniz ve hep birlikte şimdi keplerimizi fırlatacağız. İşte bu anı yaşamak için okuduk bunca zaman. Seni ben de yaşayacağım. Arkadaşlar, Besyo hazır mısın? Besyo çok hazır. Güzel sanatlar hazır mıyız? Sevgili aileler, sizler hazır mısınız? Hep birlikte hazırsak o zaman, hep birlikte aynı anda senkronize hareket etmemiz için üç dediğimizde kepler havaya. Atmıyoruz şimdi prova. İki deyince kepler aşağıya. Kepler aşağıya iki de. Arkadaşlar, kepler aşağıya. Bir deyince atacağız. Ama aynı anda yapacağız ki senkronizasyon otursun. Anlaşılmayan bir şey var mı? Yok. O zaman 3, 2, 1. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Karısı başıma. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Allah yolunuzu açık etsin. Ben de seni yemeğiz olacağım. Değerli konuklar, diploma törenimiz sona ermiştir. Mezun öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Törenimize katılarak coşkumuzu paylaştığınız için teşekkür ediyor, saygılarımızı sunuyoruz. Fotoğraf çektirmek isteyen aileler sahneye gelebilirler.